Şimdi Nasuhi, bu ittifaklar tartışmasında işte vurgulardan bir tanesi, seçimin hemen akabinde yaşanan tartışmaların kırıcılığı tabanda belki geçişleri engelleyecek bir zarar vermiş olabilir ve bunu tahmin etmek konusunda zaman az. Bunda biliyorum dedi Sayın Sarı. Şimdi ittifaksız kazanabilir mi sorusunun bir de madalyonun öbür yüzü var. Diğer tarafta da işte AK Parti, Cumhur İttifakı, onların hani bir ittifak tartışması şu an yok ama nihayetinde en başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu seçimlerde Cumhurbaşkanı ifadesiyle artık sahiplerine geri dönmesi, bu ifadeyi kullanıyor, sahipleri geri alacak diyor. Şimdi böyle bir iddiası var. Peki Cumhur İttifakı bu iddiasına ne kadar yakın? Yani çünkü hep kaybedenin üzerinden konuşuyoruz. Fakat kazananın da hani bir kazanma rehaveti içerisinde olur mu? Kazanmış olmaktan kaynaklı bu seçimlerde dair bir özgüven söz konusu olur mu? Çünkü Gürkan Zengin dedi ki 2019'un yarattığı yüksek özgüven 2023'te bir seçim hezimetine dönüştü Millet İttifakı için dedi. Mesela 2023'ü kazanmış olmak bu yerel seçim açısından handikapa dönüşür mü Cumhur İttifakı için? Evet. Şöyle bir cümleyle başlayayım ben bu tura. Ya büyük bir gerçek var aslında ortada. Bence hani diyoruz ya büyük resme bakmak lazım. Artık onu kullanmamak için büyük gerçek demek zorunda kaldım. Fakat orta ölçekte gerçekler, daha küçük gerçekler de var. Bunlar hepsi iç içe geçmiş ve bunları konuşup anlamaya çalışıyoruz. Ben çok kanaatimi peşinen söyleyeyim. Türkiye'de bazı siyasi partiler büyük resmi, büyük gerçeği ya anlamadılar ya da anlasalar bile o anlaşılan zeminde durmak istemiyorlar. O zaman o gerçeği bir tarif et. Evet. Neyi kastediyorsun? Başka, onu hemen açacağım şimdi. Şimdi bir kere 2018, 2023, 2017 referandumunu da sayarsak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir referandumdan iki tane seçimden geçti ve toplum tarafından genel anlamda onaylandı. Yani bunu şunu söylemiyoruz. 52'nin içinde de belki bu sistemle ilgili endişeleri olanlar vardır. Evet dediği halde, oy verdiği halde. 48'in içinde de oy vermediği ya da başka bir yerde durduğu halde bu sistemle devam edebiliriz diyenler var. Ben bunun bu kadar keskin olduğunu düşünenlerden değilim. Fakat burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara koyacağım. Çünkü ona ayrı konuşmak lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel perspektifi, tecrübesi, siyasetteki varlığı ve en eski kadim parti olmasıyla bunları anlamama gibi bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Fakat İyi Parti'deki durum bana biraz başka geliyor. Şimdi dikkat çekici bir gelişme oldu. 13 kişilik bir istişare heyeti kurdu Sayın Akşener. İşte parti içindeki tartışmalar, yolsuzluklar vesaire bunları araştırsınlar. Şimdi ben oturup böyle tuhaf işleri sevdiğim için heyetin üyelerini inceledim tek tek. Yaş gruplarına baktım, kökenlerine baktım. Şimdi MHP'den gelenler var, Doğru Yolda siyaset yapanlar var, Anavatan Partisi'nde siyaset yapanlar var. Bu çok ilginç bir kadro. Yaş ortalaması da hayli yüksek bir kadro. Ben bunun parti içindeki idari hikayeleri, işte çekişmeleri araştıracağını düşünmüyorum. Bu bir akil heyet. Ve bu heyet, işte oraya geliyorum. Bu büyük resimde Türkiye'nin yeni bir perspektifle, bunun güvenlik boyutu, beka boyutu, dünyanın gidişi, Gazze'deki hadiselerle birlikte hızlanan boyutları, yeni bir devlet doktrininin inşası meselesi, bütün bunları anlamaya yönelik bir duralım arkadaşlar ya. Bir şeyler oluyor yani. Bir Türkiye'yi ve dünyayı anlama çalışması mı? Çünkü Sayın Akşener'in o sözü, yani işte kimliğimiz flulaştı senin için de, altılı masanın içinde. Şimdi berraklaşacak. Ben öyle tercüme ediyorum. Bu önemli. Orada duruyorlar ve bence onlar Sayın Sarı söyledi aslında hani tamam 2024 seçimlerini kaybettiğinizde belki siyaset 3 yıl daha seçimsiz olacak. Bu riskli midir? Ama İyi Parti bu riski aldığını baştan beri ilan etti seçim sonrasında. Sayın Akşener hep bunun altını çiziyor. Mesela bizim kopuş istifa diye değerlendirdiğimiz süreci İyi Parti kendi içinde arınma olarak değerlendiriyor. Bu da onların yaklaşımı, yani onlarla konuştuğum için söylüyorum. Fakat bu 13 kişilik akil heyet, İçlerinde hanımefendiler de olduğu için akil insanlar diyelim. Bence buraya bakacaklar. Çünkü hepsinin siyasi tecrübesi bir hayli yüksek. Peki bu akil insanlar varsayalım ki işte yaptıkları bölge, dünya okumaları artı Türkiye siyaseti okumaları sonucunda şöyle bir yerde varabilir mi? Millet İttifakı ve benzer ne derler ittifaklar üzerinden tartıştığımız siyasi argümanları da tartışmaya açmak lazım. Yeni bir dizayn, yeni bir tercih yapmak lazım gibi bir yere gidecek kadar mı açık şöyle, onun kapısı da? Hani bir binada oturup son derece edilgen bir biçimde bakalım izleyelim. O modda olmayacaklar. Çünkü siyasetin kendileri açısından test edileceği alanlar var. Anayasa değişikliği.
Şimdi biz parlamentoya farklı yerlerden bakabiliriz değil mi? Sayın Ekmen itiraz edebilir ama onların da milletvekilleriyle birlikte bulunduğu parlamentoda her an 400'ü aşan bir denge de oluşabiliyor mesela. Bunların hepsini biz aritmetik olarak topluyoruz ama sayısal gerçekliğin yanı sıra siyasal gerçekliği de var. Yani 39 kişilik milletvekili AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, işte Hüdapar, buna İyi Parti eklendiğinde iş başka bir tam resme, da bunu kastediyorum. Tamam, yani. İyi Parti dönüşüyor. O anlamıyla yeni bir siyasal hat belirleyebilir mi? Örneğin yeni bir anayasa perspektifi ve çalışmasında ilk teması kurup da öyle, ilk işbirliğini yapmak gibi. Buyurun. Buyurun Sayın Ekmen. Ben tamamlamadım ama. Muhalefet şerhimi düşeyim de Nasuhi Bey zaten peşinden düşmüştü. Ben şerhimi düşeyim. Söz hakkım saklı. Ama alalım. Buyurun Sayın Ekmen. Bekleyebilirim. Buyurun. Sıcağı sıcağına o katkınızı yapın. Kesmek istemem. O çünkü hayal Nasuhi Bey bir çerçevede bir şey anlatıyordu. Arada 39 da saydığı için. Belki söyleyeceklerinize de katkısı olacaktır devamında. Ecem 39 daha... içinde varsınız yani yok musunuz? Peki ben tamam, o zaman sözünü bunu yavaş yavaş tamamlayayım. Peki. Şimdi bu beklemenin, bu anlama sürecinin test edileceği alanlar işte anayasa değişikliği, parlamentoda karşımıza çıkabilecek büyük küçük paketler. Şimdi bir yeni anayasa yapılma mı? Anayasa değişikliği mi? İçinde hani başörtüsüyle ilgili daha önceden de konuşulan bir takım maddelerin de yer aldığı daha küçük bir paket mi? Ve bu paketlere kimin destek vereceği vermeyeceği üzerinden 2024 sonrası siyasetinin açacağı yeni alanlar mı? Şimdi o bakımdan bence mesela İyi Parti'den ayrılanların da biraz böyle profiline baktığımızda daha farklı bir şey var. Mesela Bahadır Hoca gitti. Bahadır Hoca ile hukukumuz olduğu için rahatça konuşabilirim onunla ilgili. Daha liberal, daha farklı bir duruşu temsil ediyordu ve orada kalmadı mesela gibi. Ama bu akil heyete, akil insanlara şöyle bir bakın. Bunların her birinin geçmişte çok ciddi siyasi tecrübeleri var. Yani koalisyon hükümetlerinde bulunanları var vesaire. Buradan nereye doğru gidiyoruz? Türkiye'nin nereye geleceği konusunda farklı bir tezi olması muhtemel tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu konuda bir Kürt siyasetinin kendince temsil ettiği alanda işte iddialı olan diğer parti de yanlarına alabilirler mi? Böyle bir yakınlaşma, böyle bir ittifak olabilir mi? Çünkü İyi Parti ile bu düzlemde yakınlaşmalarını bu büyük resimde ben mümkün görmüyorum. Şimdi meclisteki diğer partiler, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Şimdi Saadet köklü bir geleneğe sahip. Yani her zaman hemen her konuda kendince bir görüşü vardır o geleneğinden dolayı. Ama DEVA'nın geleceğin hem yeni olmaları hasebiyle hem de siyasette bir yeni kimlik inşa sürecinde bir bence yol kazası yaptılar. Onu söylemiş olayım. O yol kazası şudur. Bağımsız olarak seçime girselerdi kimlik inşası sürecinde daha çok mesafe alabilirlerdi. Ama şartlar, ama o gün öyle karar verdiler. Herkes buna elbette saygı duyar. Yani kimse onların milletvekillerinin siyasi meşruiyetini tartışmıyor. Bunu söylemiyorum. Ama kimliklerin inşa konusunda, dolayısıyla dünyaya dair perspektiflerinin ne olduğu konusunda yeterince fikir sahibi değiliz. Bakalım son hadiselerdeki yaptıkları açıklamalara, bir de yapmadıklarına bakalım. Yani böyle söyleyebiliriz bunu. Bence bu saatten sonra AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki hikayede de şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı özellikle parti üzerinden değil hep Cumhur İttifakı üzerinden bir söylemle gidiyor. Bunun az önce söylediğim Türk Devleti'nin dünyadaki yeni dizilişlerde nerede duracağı meselesine dair bir boyutu var. Biz tek başımıza değiliz diyor. Bu değişim, bu yeni söylem, yeni doktrin hangisini tercih ederseniz edin bunun olmazsa olmazlarından birisi Milliyetçi Hareket Partisi. Ben Sayın Ekmen'e, sevgili arkadaşıma da katılmıyorum. Yani diğer partilerin de burada öyle çok farklı görüşleri var. Hani Yeniden Refah'ın, Hüdapar'ın vesaire. O farklı görüş diye bizim metinlerden, programlardan cımbızlayıp çıkardığımız görüşlerin bu büyük resimde bir ilgisi yok. DSP'yi de buna dahil ederek söylüyorum. Yani program düzeyinde. O bakımdan bence büyük resimdeki hikaye bu. Hani küçük de Sayın Sarı'nın söylediği aslında şöyle önemli. Yani yerel seçim bu. Sonuçta bir takım illerde, ilçelerde beklenmedik ittifaklar, adayını beğenmediğiniz insanlar. Yani bunlara dair bir takım geçişler olabilir. Fakat burada neyi tablo değiştirebilir? Şu değiştirebilir. Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'la ilgili süreçlerde yeniden altılı masa sürecindeki yaklaşıma doğru bir yelken açar. Ve Sayın Özer'le birlikte masaya otururlarsa bu söylediğim ben mesela bu tarafa yakınlaşma, yani Cumhur İttifakı'nın tezlerine yakınlaşma kapıları da kapanır. Kapanmış olur. Ama bu kararı almış gibi görünmüyorlar. Bence bunu şu anda anlamaya, test etmeye ve kendi partilerin içinde de oturtmaya çalışıyorlar. Bu ihtimalde açık.